لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح فاتبعوا الصلاه واتبعوا الصلاه الله اكبر الله اكبر لا Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbati daveti tamme ve salatun kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel faziletun derecatu rafiye. Ve basu makamen mahmuden illezi vatte. İnneke la tuhliful mi'ad. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in İhdina sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahümme teselam ve selam tebarek ya zel celali vel ikram. Allahümme seni ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemil ahval vel afat ve takdilena biha cemil hacat ve tutahiruna biha min cemil seyyat ve terfauna biha indeke ala derecat ve tubelliğuna biha aksal ayat min cemil hayrat fil hayat ve ba'den ve ma ta'ami ya mucibel davat ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmena er-Resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmena billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Lâ nufarriku beyne ahadi min rusulihi. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Dersimiz var mı bu akşam? Burada mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Mescid-i Nuriye 63. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Bu asırda en büyük temelde hastalık, ruh hastalık, ruhsal hastalık, dört tane. Ben başlıklarını söyleyeyim, sonra bir tanesini okuyacağım. Yeis, bir tane ümitsizlik. Allah'tan ümidini kesmek, kendine değer vermemek, kendini anlamsız kılmak. Bir tane bu. Allah'tan ümidini kesmek. İkincisi ucub. Yaptığı şeye güvenmek. Ben var ya da ben, benim gibi var mı sana? Ucub. Hastalık. Üçüncüsü gurur. Bu ucuba benzemiyor. Yani gururda hiçbir şey yok. Herkesten üstün zannediyor. Ucubda ise ameline güveniyor. Var ameli. Bu beni kurtarır zannediyor. Allah'ın rahmeti olduğunu, İsa'nın lütfu kelime olduğunu değil de kendi yaptığını zannediyor. Gurur ise hiçbir şey değil diyor. Herkesten üstün görüyor. Acayip bir şey yani. Aptal. Aptal yani. Ya aptal değil de hastalık yani bu. Aptal olsa iyi. Dördüncüsü çok önemli. Hele bu köyde. Suizan. Kendisini merkeze koyuyor. Kendisini hiç kusur almaz. Böyle herkese olumsuz düşünür. Yani beğenmezsin. Dışında böyle şöyle onun iyiliklerini hiç sayar. Bir kötülüğünü çok muzam eder, çok büyütür. Veyahut da yani ben bunu yapıyorum. Bir kötülük olsun yapıyorum. O da yapabiliyor. Yani evet ben zaafım var diyelim. Ben sigara içiyorum diyeyim. Mesela veya ben ne bileyim televizyona bakıyorum şunu yapıyorum. Onda da vardır. Bunun çeşitleri çok da. Evet. Suizan en temelde yani ben merkezli düşünmek. Şeytan mesela şeytanın sıfatları bu. Şeytan Kur'an'da geçen şeytanın sıfatları bunlardır. Şeytan yeis etti. Kur'an'da geçiyor. Yani Allah'tan ümidini kesti İsmail abi. Allah'tan ümidini kesti. Onun için bir ayet-i kerimede ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Müslüman ümidini kesmez. Ne olursa olsun. İkincisi şeytan kendi yaptığına güvendi. Yani secde ediyordu ya semanın her yerinde secde etti. Kendi şeyine güvendi böyle. Ameline güvendi. Gurur yaptı. Niye? Dedi ki o topraktan ben ateşten dedi. Üstünlük sıfatını bedensel zannetti. Yani kapitalizm buradan çıktı işte. Yani makam, para, imkanlardan dolayı insan herkesin kendisini farklı zannetmesi. Üçüncüsü de dördüncüsü de suizan. Artık böyle bir hastalık mı? Allah kimsenin başına vermesin.
ilk önce başkasına yapar bu. Yani iyiliklerini hiç öne çıkarmaz. Bir kötülük görse onu zamlandırır onu. Ekler de ekler. Her zamanda genelleler onu. Mesela bir hata kusur görse, sen var ya 7 sene önce de arabaya binerken bana böyle demiştin. Ben anlamamıştım ama şimdi bak anlıyorum gibi. Ta 7 sene önce yani. Gibi. Ben bunlardan bir tanesini okuyayım. El acayibi yeis. Ümitsizlik. Arkadaş amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Amele. Yani mesela haramlardan çekilmeye muvaffak olamamış. İkincisi taate. Eylem yapar. Mesela iki tane farklı. Eylem, namaz, oruç. Oruç mesela, namaz, zekat. Mesela camiye yapılması gereken şeyler var. Yani kayfa sanat, fiil. Oruçtur, namazdır, zekattır. Yani böyle eylemsel ibadet. Ötekisi ise haramlardan kaçmıyor. Amel değil ama. Yani kaçmıyor mu, kaçamıyor mu? Kaçmıyor. Kaçamıyor değil, kaçmıyor. Evet. Kaçamazsa mesul olmuyor. Amele ve taata muvaffak olamayan azap da var. Bir de din varmış böyle. Binde din duyuyor. Hem sabaha kadar hiç uygun olmayan videolara giriyor. Bir de yatsı okundu namazı da kılmıyor. Sabaha da kılmıyor. Ya kalkamıyor. Niye kalkamıyor biliyor musun? Kalkmak istemiyor. Nasıl istemiyor? Namaza niyeti olan akşam erken yatıyor. Çok iyi biliyorsun ki bir de iki de yatarsan sabah namazı gitti. Yani bunu bilerek yapıyor. Yani. Niçin büyüklerimiz erken yatar? Şimdi de yatıyorlar. Ben niye erken yatıyorum ki? Sabah namazım var. Yanlık açıyorsa ne olacak ya? O gün ne oldu ki? Yaşasa ne olacak? Demek ki amele ve taata, günahtan kaçmaya ve fiili ibadeti yapmayanlar, dini de duymuş, din de var, Allah var, ahiret var, azaptan korkuyor. Bu sefer azaptan korkunca yeisi düşüyor. Ümitsizliğe düşüyor. Olan günahlar bir sürü. Hiç farz da yok veya az farz var. Ümitsizliğe düşer. Hayır düşme diyor. Böyle bir mevzun gözüne dini meselelere, böyle bir mevzun yani böyle ümitsiz bir insanın gözüne dini meselelere münafi, etna ve zayıf bir emare, kocaman bir buhran görülür. Böyle bir adam hem günahdan kaçamamış hem de pek namazı niyazı yok. O zaman der ki ya din de öyle ama baksana ya falancalar da onlar da yapamıyor. O da yapamıyor. Şunlar da yapamıyor. Hem de din yani doğru olduğunu kim söylüyor ya. Elbet bir şey olur. Hani toplumsal kelimeleri topluyorum. Ya o ahirette bir şey olur. Allah gafuru rahim diye küçük bir şeyi çok büyütüyor. Yani kendisini daha alçak insanlara kıyas ediyor. Benim meyanem yok ki ya diyor. Ben içki içiyorum ama meyanem yok diyor mesela. Gibi. Böyle birkaç emari elde eder etmez, diğer emarelerin saykasıyla ilan isyan ederek İslam dairesine çıkar, şeytanın ordusuna itaat eder. Ha böyle dine böyle diyelim ki, ya kim görmüş ahireti, gidip denemi var, kafasını kırıldılar, bizim kırıldılar. Ha gibi, oysa kendisi yani. Gelen var tabii gidip de gelen. Sen buraya daha önce mi gelmiş miydin, niye geldin o zaman? Gidip de gelen var, kim o sen? Senin duyguların, beka istiyorsun, ebed istiyorsun, buralı değilsin ki. Bedenen karbon, hidrojen, azot, hıyardan, domatesten, lahanadan, çaydan aldın, beden. Senin burun, bedenle sen değilsin ki. Ruhla sen sensin. Ruhla sen insansın. Merhametin, vefa, hayal, hiç buralı değil. Ha, o sensin. Nereden geldiyse oralısın sen. Bak gelmişsin yani. Demek ki yani kim görmüş ya onlara da bak ya o kimin kafası kırıldı gibi böyle güya kendisi de inanmadığı bir şeye en ufak bir şeye hemen tutunuyor. İlan isyan ederek İslam dairesine çıkan şeytanın ordusuna itaat eder. Binaenaleyh amele muvaffak olamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat etsinler. Ha, şeytan diyor ki sana senden de adam olmaz ya sen. Sen de ne olur ya? Adam olsaydın ya, baksana ne aldısın, diyene
Allah bir çıkış yolu gösteriyor. Bir ip atıyor. Sanki denizde boğulmak isteyenlere bir can simidi atıyor. Harika bir kapı gösteriyor. Bu ayet okuyorum, kesiyorum. Bak, Allah bir kapı gösteriyor. Bak ne diyor, biliyor musun? Böyle bir durumda mısın? He? Herkesin kısmı var. Çünkü yani bir sürü günahlarımız var, amele yapamadık geçmişimiz dedik. Öyle değil mi? Allah'tan bir sürü şey. Böyle olunca Allah diyor ki Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Diyor ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا. Ey Allah'ın kulları, nefislerini aşan kullarım, yani haddini aşan kullarım, عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. La taknetu min rahmetillah. Niye kesmeyelim diyor Cenab-ı Hak. Niye Allah'tan, yani benden ümidi kesmeyin? İnna Allah muhakkak ki yağfuru zulüben cemiyya. Ne kadar günahınızda varsa bir daha dönmemek şartıyla. Bak. Yani dönmemek işte. Bu sefer Kur'an'da başka ayette bir daha dönülmeyen bir günaha tövbe edilirse Allah üzerine alıyor. Bir daha dönülmesin günah. Peki, hemen hatırımıza şu gelebiliyor. Ayeti bitirmedim daha. Peygamberimize bir sahabe geliyor. Ya Resulallah, günah yaptım diyor. Tövbe et dedi. Bak şimdi. Hepimizin aklına geleni söyleyecek. Dedi ki, tövbe ettim ya Resulallah ama gene düştüm diyor. Gene tövbe et dedi. Tamam. Ya Resulallah, İsmail Aga, bak. Ya Resulallah, gene düşsem dedi. Bu adam demek ki dibine kadar götürecek yani. Ya düşsen tövbe et. Gene düşsen gene. Baktı ki götürecek. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, kul tövbeden usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Kul usanmadıkça tövbeden Allah yorulmaz affetmekten. Şimdi bu sabah daha kadar dünya kadar günahın olsa Allah haşa onu affedemez. Evet. Yani Allah aciz mi? Layık değiliz diye. Ha şu, şu layık biri değil. Layık olmasan elini kaldıramazsın. Evet. Tövbe edemezsin. Çünkü Hazreti Ali ve Hazreti Osman radıyallahu anh'dan geliyor. Hadis diyor ki Allah tövbesini kabul etmeyeceği bir kulunun ağzına, diline tövbeyi nasip etmez. O zaman garanti gözünde bakabilir miyiz? Evet. Hayat İnşallah. Mesela biz hacca çok kafili götürdüm, ümreye çok deriz ki biz kafile sonra artık ayrılıyor. Sizin ilk günahın şu olacak. Tamam da açtan geldik ve sen acaba Allah beni affetti günahlarımı. İlk günah bu. Bu Allah'a suizandır. Allah'a böyle ona uygun olmayan bir şey yapıyorsun. Allah aciz mi senin günahını affetmekten? Yok. Tamam ya yaptın. Tamam şimdi peki çaresi ne? Peki tövbe nasıl çöz? Allah'ın abi diyelim ki günah var. Peki bunun tövbesine illa elini kaldırmak değil. Namaz tövben varsa, namaz varsa onun tövbesi hemen kazaya başlamak. Tamam. Diyelim ki içki içildi. Kumar oynadı. Onun tövbesi var mı? Onun tövbesi kalmıyor. Yani fiilen tövbesi mümkün olanın tövbesi. Mesela zekat vermedi. Şimdi imkanı varsa ver. Onun tövbesi ol. Kazasını yap. Mesela namaz sınavını kıl, oruç tutamadınca ama ne bileyim harama baktın, zekat vermedin, içkiye düştün, kumar oynadın. Onun fiili bir tövbesi yok yani fiili. Yani mesela namaz gibi kazası yok yani. Zekat var mı? Yani onun var. Dolayısıyla... Avni değil mi? Yok yok, onun tövbesi şey, imkanı varsa vereceksin öyle. Şimdi diyor ki, innehu muhakkak ki Huve gafurur rahim. O Allah çok çok affedici. Gafurur rahim. Evet. Yani şey şiddet şeyiyle gidiyor. Yani Allah çok affedici, çok bağışlayan gibi bitirir ayetleri. Çok bağışlayan, çok affeden, çok merhamet eden. Ama o bize diyor ki ben çok affediyorum, sen affet. Bunu acaba affedildik mi düşünüyorsun? Yok, o şeytan yapıyor. Şeytandan geliyor. Mesela diyelim ki Mustafa... Ama da çok da yani öyle... Değil bak şimdi, sen beni değil. Yok yok, kullanmam.
Şimdi mesela diyelim ki dönülmedi Mustafa. O günaha bir daha dönmedi. Allah üzerine aldı inşallah. Ayet başka ayet var. Diyor ki bir daha dönülmeye günah yapılan tövbe üzerine aldı. Çünkü şeytanın en büyük özelliği arkadaşlar size günah işlettirmek değil. Şeytanın gayesi, ben acayip şeyini söyleyeceğim. İsa'nın yolundaki psikolojisini söyleyeceğim. Şeytanın vazifesi bize günah işlettirmek değil esas gayesi. Ne o? Günah işletip ümitsizliğe atmak. Günah ümitsizliğe atar. Ümitsizlik günahtan daha beter günahtır. Mühürlemek gibi bir şey olur. Yani bakın günahın bir derecesi var. Ama ümitsizliğin günahının derecesi yok. Çünkü bak diyor ki ancak benden kafirler ümidini keser diyor. Şeytan ümidi kesmek için günah işlettiriyor. Günah sebep, sonuç yeis. Ha? Ümidini keser mesela yani... Günahtan beter daha günah. Tamam, ümidini keser mesela zahirden böyle. Yani düşündüğün zaman o zaman hiçbir şeyden lezzet almaması lazım. Yani zaten ümidini keser, hayat anlamsızlaşıyor, hiçbir değer yargıları kalmıyor. Artık yerde gidip gelmeler yaşıyor intihar için böyle. Ya intihar edecek çok şiddetli, vicdanını susturmak için intihar edecek, mütecaviz dinsiz olacak. Ya da intihar edecek veya Risale-i Nur'u okuyup bu ümit verici derslerini dinleyecek. Başka hiçbir şansın yok. Çünkü ben dünyayı dolaşıyorum. Başka şey yok hayalinde. Bak bu ayeti var. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ Geldi öpme ha bu ayeti. Bu ayetten daha bu akşam, bugün ne müjde duydunuz? Değil mi? Evet. En bugünkü en büyük müjdemiz bu. Evet. Bu caminin hürmetine Cenab-ı Hak ikram etti. Demek ki ümitsiz şimdi hani mesela kaderi tenkit eder, başını vursa vurur kırar diyor. Kaderi tenkit eden de yani yaşamış olduğu hayattan da lezzet alamıyor. Demek ki bu da onun ayarı. Evet. Yani buradan alacağım şu. Ne olursan ol, Allah'tan ümidini kesme. Hah.